Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ve etbai ecmain. Esma-ül Hüsna derslerine devam ediyoruz. 21. isimdeyiz. Bugün El-Kabıt ismini inşallah anlamaya çalışacağız. Geçmiş derslerde şöyle bir ifade kullanmıştık. Esma-ül Hüsna taklidi imandan tahkiki imana geçişin bir vesilesidir. Taklidi iman dediğimiz şey taklitten gelir, bir şeyi taklit etmek gibi anlama gelir. İman da böyledir. Anneden doğduğumuzdan itibaren Müslümanız. Sorulduğu zaman elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama birazcık kulluk manasında sorular sorulduğunda ne yazık ki aynı içtenlikle, aynı şekilde göğsümüzü gere gere elhamdülillah Müslümanım dediğimiz gibi elhamdülillah ben 5 vakit namazlıyım. Ramazan orucumu hiç kaçırmam diye ne yazık ki bu cevapları az duyuyoruz. Taklit dediğimiz şey bir örneği, bir modeli modellemek demektir. Ben şöyle söyleyeyim. Dünyada bir tane Messi var. İstediğin kadar onun formasını giy, onun gibi top koştur, onun gibi çalım at, onun gibi gol at, onu geçemeyeceksin. Ondan dünyada bir tane var. Sen o sahada bile değilsin. Sen mahalle arasında top koşturan birisin. Onun gibi giyin, onun gibi konuş, onun gibi koş. Olmayacak. Hani bir söz var ya, taklitler asıllarını yaşatır. Her zaman pirim oraya gider. Hatta seni tarif ederken bile ne diyecekler? Messi gibi Mehmet diyecekler. Messi demeyecekler sana. Diğer mesela aktörler kısmında bak, artistler kısmında bak. Onlar gibi giyin. Onlar gibi konuş. Onlar gibi hitap et. El kol hareketlerin onlar gibi olsun. Sen kesinlikle o filme giremeyeceksin. Çünkü niye? Başkasını taklit ediyorsun. İşte bizim için iman meselesinde de asıl olan şey taklit değildir. Birilerinden gördüğümüz, birilerinden öğrendiğimiz, anladığımız şeyleri yapmak değildir. Tahkiki iman diyoruz bak, hakikatten gelir. Hakiki, gerçek iman. Bizim gerçek imana, hakiki imana ihtiyacımız var. Biri bana namaz kıl dedi, ben namaz kıldım. Biri bana ibadet et dedi, ben ibadet ettim. Annemi babamı ibadet ederken gördüm, onlar gibi yapmaya çalıştım. Evet, bir bakıma geçiş için bu yeterlidir ama tamamı için bu yeterli değildir. Bizim hakiki imana ihtiyacımız var. Hakiki imana erişmenin yollarından bir tanesi de iman ettiğimiz Allah'ı, Allah'a iman ilkesini hakkıyla yerine getirmekle olur. Nasıl bir Allah'a iman ediyorum sorusuna cevaplar verip ve o cevapların doğrultusunda bir hayat yaşamakla olur. İşte nasıl bir Allah'a iman ediyorum sorusuna vereceğimiz bugünkü cevap El-Kabıt ismidir. El-Kabıt kelime anlamı itibariyle sıkan, daraltan demektir. Rızkı belli ölçülerde veren demektir. Canlıların ruhunu alan, onları sıkan, sıkıntı veren, başta ruh, nefis, kalp olmak üzere onlara sıkıntı veren ve bütün varlıkların hallerini elinde tutan, kontrolde tutan demektir. Bu aslında bir teslimiyet ifadesidir. Ne yaparsak yapalım, bizi tutan, bizi idare eden, bizi kontrol eden biridir El-Kabıt ismi. Biz buna Allah diyoruz. Şimdi biz bu dünyaya, dünya hayatına bir imtihan vesilesi olarak geldik. Şu dünya sahasını bir sınav merkezi olarak düşünün. Dünya bir sınav merkezi. Mesela İşte falanca okulda KPSS'ye gireceksiniz, YGS'ye gireceksiniz, memurluk sınavına gireceksiniz değil mi? Size ne yapıyorlar önce? İşte sınava gireceğiniz
giriş yerinin bilgilerini veriyorlar. İşte falanca okulda, falanca salonda, falanca sınıfta sınava gireceksiniz diyor. İşte dünya dediğimiz alan bu okuldur. O sınava gireceğimiz salonun ismidir. Bu bir imtihanın yeri. Ve biz imtihana giriyoruz. O tarih geldiğinde o sınav salonunun içerisine giriyoruz. Önümüze biz sınav kağıdı veriyorlar. Bizim önümüze verilen sınav kağıdı da Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Onlar üzerinde o soru kitapçığının üzerinde ne yapıyoruz? Sorulara cevap veriyoruz. İşte ne kadar çok soruya doğru cevap verirsek o kadar güzel bir üniversite, o kadar güzel bir memuriyet, o kadar güzel bir iş kazanıyoruz. Aynı şekilde ahirette de cenneti kazanabilmemiz için o hayat kitabı olan Kur'an-ı Kerim üzerinden hangi sorulara cevap vermişiz, hangi sorulara doğru cevap vermişiz, onlar üzerinden işaretlemeler yapılacak. Bizim ilkokul dönemimizde şöyle bir şey vardı. Böyle hoca bizi sınav yapardı, elinde şeffaf bir kağıt vardı. O şeffaf kağıdın üzerinde doğru cevaplar işaretlenmişti. Sınav kağıdının üzerine o kopya olan doğru cevapların olduğu kopya konulduğu zaman şak diye sizin hangi sorulara doğru cevap vermişsiniz, kaç puan almışsınız hemen o kitapçığın üzerinde belli olurdu. Şimdi belki teknoloji gelişti, bunlara belki ihtiyaç yok ama o zaman öyleydi. Şimdi bizim şu Allah'ın bize ömür olarak taksim ettiği hayat 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl neyse bunlar da Kur'an'ın üzerine konulacak ve o kitabın içerisinde ne kadar doğru cevap verilmiş, ne kadar doğru bir hayat yaşanmış, ona göre doğru cevaplarımız, yanlış cevaplarımız ortaya çıkacak ve akıbetimiz de ona göre değerlendirilecek. Ama bizim imtihan sahamız neresi? Dünya. Şimdi biz sınava girerken, o KPSS sınavına girerken, okulun, gireceğimiz salonun, gireceğimiz okulun boyasına, cilasına, işte sıralarına, karosuna, fayansına, düzenlemesine takılıyor muyuz? Bakıyor muyuz? Bunları bir göz önüne alıyor muyuz? Hayır. Biz bunları göz önüne almıyoruz. Neye kilitleniyoruz biz? Sadece önümüze konulan sınav kağıdına kilitleniyoruz. Ne okul, ne salon, ne oradaki öğretmen, ne başka bir şey bizim hiç dikkatimizi çekmiyor. Dünyalık bir sınav için böyle. Bakın ahiretlik sınav içinde okul ve dünya ikisi aynı dedim. Kehf suresi 7. ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık. Onların hangisinin daha güzel iş yapacağını deneyelim. Şimdi bakın biz dünyanın hiçbir süsüne, püsüne, aldatmasına takılmamamız gerekiyormuş. Nasıl okulun rengine, boyasına, şuna buna takılmıyorsan şu dünya içerisinde bulunan her şey, yeryüzünde bulunan her şey bir süs, bir oyun, bir eğlencenin misali gibidir. Bu süslere aldırmayan ve kendisini imtihana girmiş bir öğrenci olarak kabul eden insanlar için bu bir imtihan vesilesidir. Farklı ayetlerde de aynı şekilde aynı içerik var. Bizim bu dünyaya gönderiliş amacımız, gayemiz sadece imtihan olmak. Allah bizi imtihan etmek için geldi. Bazen şöyle sorular sorulur, abes sorular derler ki, ya Allah bizi niye imtihan etmek istedi? Bizi direkt cennete koşsaydı olmaz mıydı? Veya işte biz cennetteydik zaten, bizi hiç çıkarmasaydı olmaz mıydı? İmtihan, Allah böyle diledi. Allah böyle olmasını istedi, böyle murad etti ve netice de böyle oldu. Şimdi sen KPSS sınavına girerken, YGS sınavına girerken şöyle bir soru soruyor musun? Diyor musun, niye böyle bir sınav yapıyorlar kardeşim? Direktmen bizi sınavda alsalar ya, direkt bizi memurluğa, direkt bizi üniversiteye alsalar diye bir soru olabilir mi? Eğer herkesin böyle bir talebi olursa, herkesin böyle bir isteği olursa herkes memur olur o zaman. Herkes üniversite talebesi olur o zaman. Yine bak bir karmaşa çıkar, bir sorun çıkar değil mi? İşte Allah bizi imtihan etmek için bu dünyaya gönderdi.
Ve dünyadaki bizim imtihan sahamız olan dünya, bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ukbe İbni Amr radıyallahu anh'ın aktarmış olduğu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle nasihat ediyor. Buyurdu ki ben ümmetimin benden sonra şirke düşeceğinden korkmuyorum. Allah'a ortak koşacağından korkmuyorum. Şu meclisin içerisinde Allah'a ortak koşan hiç kimse yoktur inşallah. Allah'a ortak koşan, Allah'a şirk koşan hiç kimse yoktur. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında diyor ki, ben ümmetimin benden sonra azı dişleriyle sarılırcasına, birbiriyle yarışırcasına, birbiriyle mücadele edercesine dünyaya sarılacaklarından korkuyorum. Aynı cevabı şimdi veremeyeceğiz değil mi? Dünyaya sarılmayan, dünyadan elini ayağını çekmiş adam bu mecliste yok. Az önce gördük, trafik polisi gelince herkes ceza yememek için koştular. Asansörü bile kullanmadılar öyle mi? Bakın işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın korkusu burada doğrulandı. Biz dünyevileşme hastalığına, dünya hastalığına tutulmuş gitmişiz. Devam eden hadiste de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Bir adamda dünya sevgisi varsa ondan artık her türlü kötülük beklenebilir. Allah bizi bu dünyaya gönderdi. Bazen olur ki Allah nimetlerini azaltabilir. Bazen çoğaltabilir. Bazen olur ki ömrü uzatabilir. Bazen ömrü kısabilir. Bazen çocuk verebilir, bazen vermeyebilir. Bak imtihanın farklı farklı şekilleri var. İşte insan sıkıntıya düştüğü zaman, derde düştüğü zaman ne diyor? Allah diyor. Allah diyor, başka bir şey demiyor. Ne zaman feraha erdi, ne zaman genişliğe, ne zaman selamete erişti, o zaman Allah o darlıktaki gibi Allah akıla gelmiyor. Halbuki rızık genişlediğinde de, bollaştığında da Allah dememiz gerekiyordu. İkisinin aynı ölçüde olması gerekiyordu. Ama öyle bir derde düştük, öyle bir hastalığa düştük ki artık diyoruz ki ya Rabbi senden başka bize çare verebilecek hiç kimse yok. Allah diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Her gün sağlıklıyız, her gün sıhhatimiz yerinde, her gün malımız, mülkümüz yerinde, her gün soframızda yemeğimiz var. Elhamdülillah demeye itina ediyoruz. Her anımıza, her günümüze, her halimize elhamdülillah dememiz gerekirken sıkıştığımız zaman Allah'ı hatırlıyoruz. Bu ismin anlamlarından bir tanesi de şuydu değil mi? Rızkı belli ölçülerde veren. Çok vermiyor, az vermiyor. Kişiye göre rızkın verilmesi değişiyor. Kimine çok veriliyor, kimine az veriliyor. Mesela insanlar şöyle düşünüyorlar değil mi? Ya adam sıfır arabaya biniyor. Adam güzel bir evde oturuyor. Güzel bir yazlığı var. Şuyu var, buyu var değil mi? Allah ona o nimetleri daha çok bahşetmiş. Diğer insanların da bakışları, nazarları o tarafta. Şimdi hoca burada çatacağım olmayacak. Allah zor bela bir araba nasip ediyor. Gözü bir yüksek modelde. Onu alıyor bir yüksek modelde. Onu alıyor bir yüksek modelde. Onu alıyor derken bakıyorsun bak ne oluyor? Sınavdan gidiyor aslında. İnsan oğlu tatmin olmuş. Ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? İnsana bir vadi dolusu altın verilse o bir vadi daha ister. Bir vadi dolusu altın ya. Gözünün alabildiği her yer altın ama ne diyor? Diyor ki bir vadi daha olsun. Bak bizim hayatımızı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam resmediyor. İşte rızkı da Rabbimiz böyle belli ölçülerde veriyor. Belli zamanlarda veriyor. Bak onun zamanını, her şeyini Allah taksim ediyor. Enes bin Malik'in aktarmış olduğu hadiste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle söyledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında fiyatlar arttı. Zam geldi bizimki gibi. Yükseldi fiyatlar. Dedik ki ya Resulallah şu fiyatlara bir nark koysan. Yani şu fiyatlar konusunda bir düzenleme yaptırsan. Bir standart, belli bir ölçü koysan diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e müracaat edildi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi ki şüphesiz
Allah piyasaları elinde tutan ve ayarlayandır. Rızkı kısıp ve daraltandır. Kimine de rızkı bol bol verendir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir yere işaret etti. Eğer insanda Allah korkusu, Allah'a iman eksikliği varsa memleket birazcık dara düştüğü zaman kara borsacılar ortaya çıkar. Hiç kimseyi dinlemez. Mesela piyasada şeker yoktur büyüklerimiz. Bilirler şimdi sorsak 80 dönemlerini değil mi? İşte günlerce kuyrukta beklediğimiz günler oldu. Günlerce işte şuna erişemedik, tüpümüz olmadı, şu olmadı. Şimdi gençlik bunları bilmez. Hani ben de bildiğimden değil, hani okuduğumuzdan veya büyüklerimizden dinlediğimiz şekliyle. Ne oldu? Allah korkusu olmayan insanlar değil mi? Kara borsacılık yaptılar. Halbuki rızkı elinde tutanın Allah olduğunu bilseydi insan, onun sahibinin Allah olduğunu bilseydi. Bak Allah memlekete rızık anlamında bir darlık verdi değil mi? Kıtlık zaman oldu. Aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki gibi. O bilinç olsaydı insanlarda böyle bir sıkıntı olmazdı. O bilinç olmadığı için bunlar ortaya çıktı. Rad suresi 26. ayet-i kerimede de Rabbimiz diyor ki Allah dilediğine rızkı açar, dilediğine de kısar. Onlar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir geçimden ibarettir. Birisi yukarı olan, âli olan, biri de aşağı olan, aşağıda olan. Dünya ile ahiret dengesi budur. Ahiret dediğimiz şey âli, sonsuz bir cennet ki buradaki nimetlerin kat kat fazlası. Yüksek olan, güzel olan dünya hayatı da bu. Peki biz burada neymişiz? Sadece bir geçiş ya. Nasıl ki 9 aylık bir sürecin sonunda dünyaya gelmişsek, şu 60 yıl, 70 yıl diye tabir edilen o 9 aylık sürecin sonunda da yeni bir aleme, yeni bir dünyaya, yeni bir hayata göz açacağız. Ve o hayat bitmeyecek bir hayat. Bakın kıyaslarımızı, değerlendirmelerimizi buna göre yapalım. Çocuğumuz olmuyor. Her türlü tıbbi yöntemi denedik. Her türlü hastaneye gittik. Her türlü doktoru kullandık. Her türlü imkanı değerlendirdik. Olmadı. Allah ne yaptı burada? Rızkı kıstı değil mi? Daralttı rızkımızı. Bakın orada bizi imtihan ediyor işte. Bakalım şunu yapacak mı? Üfürükçülere, şunlara, bunlara onlardan mı medet umacak yoksa tevekkül mü edecek? Yoksa teslim mi olacak? Diyecek ki Allah böyle takdir etmiş. Allah şu anda çocuk anlamında benim rızkımı daralttı. Olur ki ileriki bir zamanda bana bir genişlik verir. Ben bir tevekkül edeyim, ben bir teslim olayım mı? Diyecek diye bizi imtihan ediyoruz. Mesela çiftçisiniz, toprağınızı ektiniz değil mi? Allah yağmur göndermedi. Değil mi? Göndermeyebilir. Vermeyebilir. Olur. Kuraklık bir zaman olur. İşte orada da bizi imtihan ediyoruz. Bakalım ne yapacak? Tavrı ne olacak? Asi mi olacak? İsyankar mı olacak? Yoksa teslim mi olacak? Şunu bilecek mi? Şunu anlayacak mı? Eğer Allah yağmur yağdırmazsa ben bir hiçim. Halbuki az önce sen o servetinle o malınla, mülkünle, tarlanla övünüyordun. Kendini büyük görüyordun. Büyük denizlerde yüzdüğünü zannediyordun. Allah yağmuru kesince işin bitti. İşte orada El-Kabıt ismi ne yapıyor? Tecelli ediyoruz. Hastalandınız mesela. Hastalık geldi değil mi? Ne oldu? Sıhhat anlamında Allah bir daraltmaya gitti. Bir kısmaya gitti. En güzel nimet, en güzel rızık, sağlık değil midir? Hasta olanlar bilir. Hasta olmayanlar bilmez. Hasta olanlar anlar bunu. Bak çok önemli bir bizim için rızık. İşte hastalandığımız zaman o sıhhat nimeti, sağlık nimeti kısılmış demektir. Ne yapacakmışsın o zaman? El-Kabıt ismini hatırlayacakmışsın. Her zaman şunu söylüyorum bakın. Yeryüzünün her yerinde Allah'ın esmasının tecellileri var. Her şeyde, her yerde bunu görebilirsiniz. Eğer göremiyorsak
gözümüzün önünde bir perde var demektir. Önce o perdeyi gözümüzün önünden kaldırmamız gerekir. Şura suresi 27. ayet-i kerime şu soruya cevap veriyor. Ya peki Allah niye bizim rızkımızı daralttı? Hepimizin rızkı geniş olsaydı, bolluk olsaydı, ferah olsaydı değil mi? Az önce söyledim. Çok geniş olsaydı Allah'ı çok az hatırlayacaktık. Hep sıhhatli olsaydık belki elhamdülillah sağlıklıyım demeyecektik. Çünkü niye? Hep sıhhatliyiz. Şuara suresi 27. ayet-i kerime buna cevap veriyor. Diyor ki Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı yeryüzünde azarlardı. Yaratan yarattığını iyi bilmez mi? Ya sen istiyorsun bol olsun, bol olsun. Vermiyor. Sen zorluyorsun, şöyle olsun, böyle. Vermiyor. Çünkü seni yaratan seni senden daha iyi biliyor. Verseydi azsan daha mı iyi olacak? Diyor ki eğer onlara rızkı bol verseydik azarlardı. Hakikaten öyle. Azmıyorlar mı? Azmıyor muyuz? Hanım akşam iki tabak yemek getiriyor önümüze. Ne diyoruz? Her gün aynı yemek mi? Elimizin tersiyle itiyoruz. Halbuki diğer tarafta hani ajitasyon yapmayayım ama anlaşılsın diye söylüyorum. Bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaç olan insanlar var. E sen bunları düşünmezsen, bunları tefekkür etmezsen ver Allah'ım, ver Allah'ım. E ondan sonra azıp gideceksin. Ondan sonra ne Allah'ı hatırlayacaksın, ne peygamberi hatırlayacaksın. Bakın insanın yaşam standartları yükseldikçe çevresi de değişiyor ne yazık ki. Ortamı da değişiyor. Arkadaşları da değişiyor. Değişiyor kardeşim. Ya biz falanca makamın adamıyız. Doktoruz diyor mesela. E biz doktorlarla oturmamız lazım. Doktorlarla kalkmamız lazım bizim. E bizim şu kadar malımız var, şu kadar paramız var. Ya hocam gitmeyelim mi? Bu akşam da şurada yemeyelim mi? Burada içmeyelim mi? Gibi değil mi? Ya sen aynı şeyi ailenle de, aile efradınla da daha ucuz bir miktara yapabilirsin. Ama cebin kaba olduğu için duramıyorsun sen. Halbuki o zenginlik ne için olması gerekiyordu? Ashabla gördük biz. Onlar da zengin oldular. Onlar da varlık sahibi oldular. Bana bir tane sahabe örneği gösterin ki zenginleşince Allah Resulü'nü bıraksın, sahabeyi bıraksın, Mekke'yi bıraksın, farklı bir eve, farklı bir binaya, farklı bir binanın içerisine geçsin. Yok böyle bir örneğimiz. Onlar Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetin bir imtihan olduğunu biliyorlardı ve elindeki malı, mülkü Allah'ın yoluna harcamak için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. 900 deve vermek ne demek ya? Sen 9 dakikanı veremiyorsun Allah için. İşte şu kadar dinar, şu kadar dirhem, şu kadar mal, mülk Allah yoluna feda etmek ne demek? Bakın bunlar bizim için uzak kavramlar gibi gözüküyor. Neden? Şunun için biz dünyevileşmişiz. Bizim bütün değer yargılarımızı dünya oluşturmuş, dünya malı oluşturmuş, dünya kapsamış. Sabah kalkıyoruz dünya, akşam kalkıyoruz dünya. İş bitmiyor kardeşim ya, bitmiyor. Gece oluyor bitmiyor, sabah oluyor bitmiyor. Dünya bitmez, yarışma boşa. Sen bu yarışta havluyu yol yakınken at. Onunla yarışamazsın sen ya. Onunla boy ölçüşemezsin. Onu kaybedeceğin zaten baştan belli. İşte Allah böyle rızkı bollaştırsaydı azardı. Azıyor kardeşim. Azarsın kardeşim. Ayet söylüyor, Allah söylüyor. Seni çok iyi biliyor. Bol olsaydı herkese eşit miktarda verilmiş olur. Düşünsene zengin. Zulüm çıkar ortaya ya. Kavga çıkar. Herkes fakir yine kavga çıkar. Bak Allah bir denge kurmuş. Bunu zengin yapmış, bunu fakir yapmış. Onu zengin yapmış, onu fakir yapmış. Bak bir denge gözetmiş Allah. Onun ona bazı konularda ihtiyacı var. Onun ona bazı konularda ihtiyacı var. Bakara suresi 245. ayet-i kerimede de diyor ki Rabbimiz, kimdir o adam ki Allah'a güzel bir borç versin de Allah ona kat kat fazlasıyla ödesin. Allah rızkı kısar da açar da. Hepiniz ona döndürüleceksiniz. Allah bir mal, bir nimet, bir rızık vermiş ya. Bakın sahibi o. O vermiş ve o bizden istiyor. Geri istiyor ya. Yani 10 tane vermiş, bir tanesini geri istiyor. Ve sen o bir tanesini verdiğinde sana 10 tane, 10 katını vereceğini vaat ediyor.
böyle bir hesap, böyle bir patron yok kardeşim. Sana 10 bin lira maaş verecek. 1000 lirasını diyecek benim yolumda harca. İş yerimizi geliştirelim diye harca. Sonra diyecek sana 10 katını, bir tane verdiğim için 10 katını vereceğim. Hazreti Ali bir gün bir dilenci geliyor. Diyor ki işte fakirin, fukarayım, ihtiyaç sahibiyim. Hazreti Hasan'la Hüseyin'e diyor ki gidin annenize söyleyin sabah eve 6 dirhem bırakmıştım. Onu versin şu dilencinin ihtiyacını görelim diyor. Çocuklar gidiyorlar eve. Hazreti Fatıma validemiz diyor ki ben onları ekmek yapmak için, un almak için ayırdım. Evimizde ekmeğimiz yok. Geliyorlar Hazreti Ali'ye böyle söylüyorlar. Hazreti Ali diyor ki annenize söyleyin Allah'tan korksun ve o parayı versin diyor. Parayı veriyor. Dilenciye veriyor parayı. Hazreti Ali oradan çıkıyor. Mescide giderken adamın biri diyor ki ey Ali sen sağlam bir adamsın. Resulullah'ın da amcasının oğlusun hadi öyle diyelim. Güvenilir bir insansın. Şu deveyi sana satayım mı diyor. Hazreti Ali diyor ki benim ne param var ne de bunu ödeyebilecek gücüm var. Sen sağlam adamsın diyor. Vereyim ben sana bunu diyor. Peki diyor ne kadar diyor. Örnek veriyorum 60 dirhem. Alıyor 60 dirheme. Mescide gider Hazreti Ali namazı kılar çıkışta adamın biri devenin başında beklemektedir. Başka bir adam. Bu devenin sahibi kim? Bu devenin sahibi kim? Onu almak istiyorum. Onu satın almak istiyorum. Kim? Hazreti Ali. Gelir ne kadar? 160 dirhem. 160 dirhem. Ne oldu? Sabah 6 dirhem vermiştir. Sonra 100 dirhemlik borcunu ödedi. Kendisine 60 dirhem para kaldı. En'am suresindeki ayet diyor ki siz Allah için bir verirseniz Allah da size bunun karşılığında 10 verir. 6 çarpı 10 eşittir 60. Bu kadar basit mevzu. Bu kadar net ve basit. Niye korkuyoruz o zaman? Niye sıkıyoruz o zaman? Niye tutuyoruz o zaman? Allah'a iman konusunda, Allah'a tevekkül konusunda, Allah'a teslim olma konusunda eksiğimiz var. Zaafımız var. Cebimizdekine güvendiğimiz kadar Allah'a güvenmiyoruz. Sıkıntı burada. Ya sen bir versen diyor bak karşılığında 10 verecek diyor. 10 kat fazlasıyla ki bu dünyada verdiği, ahirette verdiğini bir düşünseniz, ahiretteki bunun bir karşılığını bir düşünseniz, sahabe bu ayetleri, bu hadisleri duyduğu zaman malımın tamamı senin yoluna feda olsun derdi. Ama biz de böyle bir atmosferin, böyle bir meclisin Allah muhafaza süslü kelimeleri, süslü cümleleri olarak kalıyor. Bakın El-Kabıt ismini bir de şöyle anlayabiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Diyor ki cömertle cimri adamın misali şöyledir. İkisine de birer zırh giydirilmiştir. Cömert adam Allah yolunda harcadıkça, tasadduk ettikçe üzerindeki zırh genişledikçe genişler. Cimri adam da diyor sıktıkça, sıktıkça, sıktıkça Allah yolunda harcamadıkça üzerindeki zırh onu sıkar, sıkar adeta eye kemiklerini birbirine geçirecek şekilde olur. Bir kere biz rızkın sahibi olan, El-Kabıt olan Allah'ı iyi bilmemiz lazım. İyi tanımamız lazım. Her zamanımız, her günümüz bir olmayacak. Bazen rızkımız geniş olacak, bazen sıkıntı olacak, bazen zirve yapacaksın, bazen iflas yapacaksın değil mi? Hayat böyle. İşte Allah orada görmek istiyor seni. Orada seni imtihan ediyor ya bakalım orada tavrın, duruşun ne olacak? Leyl suresi 11. ayet-i kerimede diyor ki Rabbimiz, fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp Allah'a tenezzül etmez ve güzel sözü de yalanlarsa onu en güce muvaffak ederiz. İnsan zenginleştiği zaman müstağnileşir. Kendini yeterli görür. Başkasına ihtiyaç duymaz. Param var şöyle yaparım, malım var böyle yaparım diye bak insanlara ihtiyaç duymadığı gibi
Allah'a da ihtiyaç duymaz. Tenezzül etmez diyor. Allah'a dönüp bakmaz diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı sorulurken ona kimler iman ediyor diyor. Fakirler iman ediyor. En çok fakirler iman etti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Zenginler, o ekabir takımı kendilerini büyük gördüğü için, yeterli gördüğü için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sırt döndüler. Bakın onların akıbeti neymiş. Allah'a tenezzül etmeyen, Allah'a dönüp bakmayan. Hani hep böyle madde, para üzerinden gidiyorum ama sağlık deyin buna. Allah'ın verdiği nimetler. Herkese ne vermişse o. Allah sana böyle güzel bir sağlık vermiş, güzel bir sıhhat vermiş, güzel bir gençlik vermiş. Sen tenezzül edip bakmıyorsun. Onun karşısında durmuyorsun. Namaz kılmıyorsun. Firavun değil mi bakın? Ne oldu? Bakın ayetin sonunda diyor ki çukura düştüğü zaman ona malı hiçbir fayda sağlamaz. Bir çukur var kardeşim. Sen Allah'a tenezzül etmezsen Allah da sana tenezzül etmez. Hani böyle senin önündeki çerçöpün misali gibi olursun. Orada bağırırsın sen Allah muhafaza. Feryadı figan edersin mahşer meydanında. Allah seni haşa hiç takmaz. Hiç yüzüne bakmaz senin. Binlerce, milyarlarca senin gibi bağıran var değil mi? Şimdi caddede şimdi binlerce insan bağırıyor. Mehmet'in bağırdığını nereden anlayacaksın ya? Ali'nin bağırdığını nereden anlayacaksın? Ki Allah o manada zaten dikkate almaz. Bakın bugün bizim korkmamız için ben bunları anlatıyorum. Müslüman haf ve reca çizgisindedir. Müslüman korku ve ümit arasındadır. Korkmamız lazım bizim. Süheyb İbni Sinan radıyallahu anh'ın aktarmış olduğu hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle söylüyor. Diyor ki müminin işine şaşarım. Çünkü onun işleri tamamen kendisi için hayırdır. Mümin insanın işine şaşarım. Onun bütün işleri kendisi için hayırdır. Çünkü o sevindirici bir şeyle karşılaşsa şükreder. Bir sıkıntıya, bir derde, bir ızdıraba düşse orada da sabreder. Bu da onun için sabır, onun için güzellik olur, onun için hayır olur. İkisiyle de karşılaşabilir mi mümin? Karşılaşabilir. Güzelliklerle de karşılaşabilir, sıkıntıyla da. Bak ne olması gerekiyormuş orada tavır? Hayır olabilmesi için değil mi? Sıkıntı geldiği zaman sabredeceksin kardeşim. İşsizsin, evlattan sıkıntı var, iş yerinde sıkıntı var, dernekte sıkıntı var. Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Bir güzellik geldiğinde de şükredeceksin. Aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada bize şunu söylüyor. Müslüman her işini Allah'a bağlayacak. Allah'ı dikkate almadığı, Allah'ı hesaba katmadığı, işin içerisine dahil etmediği tek bir anı olmayacak Müslümanın. İyilik de olsa, güzellik de olsa, dert de olsa, ızdırap da olsa işin ucunu, temelini ne yapacak? Allah'a bağlayacak. Şimdi size bir fıkra anlatayım. Biraz ortamın rengi değişsin. İki tane deli, deliler hastanesinin havuzunun başında oturuyorlar. Bir tanesi havuza bir tane şeker atıyor. Sonra da gidiyor o sudan birazcık içiyor. Fıkrayı sevenler dikkatli dinliyor. Gidiyor o sudan biraz içiyor. Yanındaki arkadaşına diyor ki, ya diyor bu havuza diyor şeker attım diyor. Ama diyor tatlanmadı diyor. Öbür arkadaşı diyor ki ulan salak diyor havuzu karıştırmadın ondan diyor tadını alamadın diyor. Şimdi biz tabii ki fıkradan bir ders çıkarmalıyız ya. Biz şükreden bir insan olarak hayatın tadını alanlardan mıyız? Yoksa Allah'ın bize verdiği nimetlere nankörlük edip hayatın tadını kaçıranlardan mıyız? Fıkra üzerinden biraz gittiğimizde dedim yani nimete şükretmek bir de nimete nankörlük etmek. Buradaki şükür sadece dil ile elhamdülillah demek değildir. Bak orada diğer deli ne dedi? Havuzu karıştırmadın dedi. Şimdi en güzel suyu kullanın. En güzel çayı kullanın. Değil mi? Yapın çayı. Ben çaydan anlamam da yapmadan anlarım, içmeden anlamam. Yapın çayı. İçine şeker atmazsanız çayın tadını alamazsınız. Şekerin yerine tuz atarsanız
yine tadını alamazsınız. Bakın, nimetlere şükretmek ya da nankörlük etmek şu demektir. Bir şeyi yerli ve yerinde kullanmak demektir. Asıl şükür budur. Her maddenin şükrü kendisiyle orantılıdır. Kendisiyle alakalıdır. Şimdi siz çaya tuz atmakla ne yaptınız? Bir, o bardağın içerisindeki çaya zulmettiniz. Öyle değil mi? Şeker bulunması gerekirken asıl yeri çayın yanı olan şeker orada olması gerekirken çayın yanına şekeri koymadınız, şekere de zulmettiniz. Tuzun yeri yemek olması gerekirken çayın yanına koydunuz, ona da zulmettiniz. Ne oldu? Bu sefer siz ondan istifade edemediniz. Yani bu bir şükür olmadı. Bu bir nankörlük oldu. Her şeyi yerli ve yerinde kullanmak gerekiyordu. Bu ismin başka bir yönü de şuydu. Biraz daha tadınızı kaçırayım. Böyle şeker attım, şimdi tuz atacağım üzerinize. Bu ismin anlamlarından bir tanesi de şuydu. Ruhları kabzeden. İnsanlara vermiş olduğu canı alacak olan anlamına geliyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gencin yanına geliyor. Ölüm anı, sekaret anında genç. Diyor ki, ey genç, kendini nasıl buluyorsun? Genç şunu diyor. Allah'ın rahmetini umuyorum. Günahlarımdan dolayı da Allah'tan korkuyorum diyor. Umuyorum ki Allah beni affedecek. Ama korkuyorum ki Allah günahlarımın hesabını bana soracak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, bir kulun kalbinde bu ikisi bir araya gelirse Allah o kula umduğunu verir, onu korktuğundan da emin kılar. İki denge, korku ve ümit. Hani diyorlar ya, Hazreti Ömer öleceğinde, ey Ömer, cennete gideceksin birazdan. Ne diyor? Allah diyor, bana günahlarımın hesabını sormasın yeter. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın defalarca sen cennetliksin dediği bir adam radıyallahu an ne diyor? Allah bana günahlarımın hesabını sormasın yeter diyor. Biz daha fazla korkmamız lazım. Biz daha fazla endişe etmemiz lazım. Abdullah İbni Mesud'un aktarmış olduğu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Ama cehennem de öyledir. Ayakkabına iniyorsun ya, ayakkabının bağını tutacak kadar cennet bir adım ötededir. Cehennem de bir adım aynı şekilde ötededir. İnsanlar üç kısma ayrılırlar. Birincisi, dünyaya tamamıyla dalanlar. Bütün hesapları, kitapları, düzenleri, kuralları, kaideleri sadece ve sadece dünyaya endeksli olanlar. Dünyalık. Ne Allah gelir akla, ne kitap gelir, ne sorgu gelir, ne... Ve şöyle inanır adam, öleceğiz her şey bitecek. Gafil. Ölünce yeni başlayacak. Ölünce yeni başlayacak. Hayat yeni başlayacak. Hesap yeni başlayacak. Birinci kısım bu. Bunlarla işimiz yok. İkinci kısım, insanlar ise dünyaya dalan, dünya meşgalesinin içinde olan ve o meşakkatin, meşguliyetin farkına varıp tevbe edenler, tevbekar olanlar. Kim onlar mesela? Bunlar Allah'a kavuşmayı arzu etmezler. Niçin kavuşmayı arzu etmezler? Ki hadiste öyle söylüyor. Kim Allah'a kavuşmayı arzu etmezse Allah da ona kavuşmayı arzu etmez. Şimdi bir soru soralım burada. Kim ölmek ister? Kim ölümü ister? Kimse istemiyor. Kim cennete girmek ister? Ama herkes. Ölmeden cennete giriş yok. Peki niye ölmek istemiyoruz? Hazır değiliz. Mesela sevgilisiyle buluşacak olan bir adam daha hazır değilse, üstünü başını düzeltmemişse, hazırlığını tam yapmamışsa, parfümü sıkmamışsa sevgilisinin geç kalmasını ister, değil mi? Geç gelmesini ister. Çünkü niye? Hazır değil. Eğer biz ölüme hazır olmuş olsaydık, cennete gideceğimizi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşacağımızı, Allah'ın cemaline kavuşacağımızı eğer ki idrak edebilseydik ve öyle bir hayatımız olsaydı,
vallahi de billahi de bu dünyada tek bir dakika durmak istemezdik. Ama hazır değiliz. Peki bizi bu hazırlıktan uzak tutan şey ne? Yine o okul. Yine o sınav yeri. Yine o dünya. Ki öyle olanlar Hazreti Ayşe gibi değil mi? Ne diyor? Öldüğüm zaman benim tabudumun etrafına meşaleler yakın. Çünkü benim ölüm günüm düğün günümdür diyor. Üçüncü sınıf insanlar kimler? Bunlar da mükemmelliği elde eden arifler. Bu insanlar, bu arifler dünyayla işi olmayan insanlar. Dünyadan el etek çekenler. Nedir? Rızkımı temin edeyim, rızkımı kazanayım, karnım doysun, bu kadar yeterli diyenler. Ve ölümü sıkça ananlar. Hatta onlar bu dünyadan, bu günahkar dünyadan bir an önce gitmek için can atarlar. Onların bu dünyada durması onlara sıkıntı verir, onlara darlık verir, onlara dert verir. Ölümü anlattım ama sadece bir örnek vereceğim, bitireceğim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir insan öleceği zaman, bir sekaret anında mesela birine gidiyorsunuz ya veya öldüğü an, o son anında onun başında bulunduğunuz zaman şu üç noktaya dikkat edin diyor. Şu üç şeye dikkat edin. Birisi sekaret anı veya şimdi içimizde böyle sekaret anını görenler vardır. Üç şeye dikkat edin diyor. Bir, alından ter aktığı zaman, gözünden yaş boşaldığı zaman, dudakları kuruduğu zaman ona Allah'ın rahmetinin ineceğinin garantisi sayın. Diğer taraftan tersini söylüyor. Diyor ki boğulan biri gibi hırıltılar çıkardığı, renginin kıpkırmızı kesildiği ve dudaklarının paslandığını görürseniz Allah'ın azabının indiğinin belirtisidir diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri buna benzer bir hadise aktarıyor. Talebesine bunu söylüyor. Evladım diyor şu üç emmareyi diyor bende görürsen benim cenazemi defnet. Ama diğer üç tane emmareyi görürsen bir köpek öldü de bir çukurun içerisine beni öylece at diyor. Şimdi biz ölenleri gördük görmedik. Biz hayattayız. Allah bize bir fırsat veriyor. Şu iki akıbetten birisi bizim için geçerli, öyle mi? Ya Allah'ın rahmetinin ya da azabının ineceği üç belirti bizim için de geçerli değil mi? Hepimiz Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine muhatap olacağız. Allah'ın rahmetini celbetmek için her daim Allah'ın rahmetinin peşinde koşmak lazım. Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin olduğu yerlerde, olduğu meclislerde, olduğu insanların arasında olmayı kollamak lazım. Yoksa diğer tarafta bizi bekleyen bir kapı var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, ani ölüm mümin için rahatlık, günahkar için vahlamadır. Bu hadisi de Sefa amcamızı hatırlayarak aldım okuduğumda. İlk aklıma gelen oydu. Aniydi ölümü. İnşallah mümin olarak öldü. İnşallah o rahata erenlerden, rahata ulaşanlardan olmuştur. Rabbimden niyazım odur. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Mağfiret eylesin. Korktuğundan emin, umduğuna nail eylesin. Adıyaman'da bir deprem oldu. Şanlıurfa'da da Allahu alim yine aynı şekilde bir deprem oldu. Oradaki kardeşlerimize de Rabbim yardım etsin. Rabbim onların sıkıntılarını, dertlerini gidersin. Rabbim ülkemizin tamamına sıkıntılardan kurtulabilmeyi nasip eylesin. Darlıktan hepimizin işine, gücüne, imanına, rızkına bereket ihsan eylesin. İnşallah bize El-Basit ismiyle tecelli etsin. El-Kabut ismiyle tecelli etmesin. Rabbim hepinizden ebeden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.